Arkadaşlar merhabalar. Ben 18 Mart 2021'de testim pozitif çıkmıştı, Covid olmuştum. O zaman tedavim Numune Hastanesi'ne bağlı. Validebağ Ek Hastanesi'nde yapılmıştı. Orada tedavi görmüştüm. Çok da ağır geçirmiştim. Şimdi yine Covid oldum. Bugün 6. 5. günüm. İyiyim, şükürler olsun, hamdolsun. Ama daha aşılıyım, 3 aşım var benim. 3 BioNTech aşısı yaptırdım. Daha hafif geçirdim ama yine ateş vardı, halsizlik vardı. Çok ağır bir öksürük vardı. Onlar 1-2 gün sürüyor ve geçiyor. İşte biraz ses böyle kalıyor etkileri birkaç gün. Geçecek Allah'ın izniyle inşallah. Benim bu videoyu çekme sebebim, dün akşam da numunedeydim, yani serum, verum vesaire aldım. Videoyu çekme sebebim şu. Öncelikle dün akşam Numune Hastanesi acil servisinde, başta oradaki acil servis doktorlarından Deniz Hanım olmak üzere ama orada bulunan bütün doktorlara teker teker gönülden teşekkür ediyorum. Daha önce Validebağ Ek Hastanesi'nde tedavi olurken de bütün doktorlara tek tek teşekkür etmiştim. Her birine teker teker ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü siz ölümle mücadele ederken yarım metreötenizde bir hemşire sürekli sizinle ilgileniyor, ilaç veriyor, serum veriyor vesaire, kontrol ediyor. Çok zor şartlarda, çok ağır şartlarda emek veriyorlar. Bu videoyu çekme sebebim tekrar ve baştan ve bir kere daha söylemek üzere bütün sağlık sektöründe çalışan, başta doktorlarımız olmak üzere, hemşirelerimiz olmak üzere, o oralarda hizmet veren bütün sağlık çalışanları olmak üzere, bütün servislere, hepsine teker teker ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum. Kişilik karakter olarak ben kendimi topluma örnek olarak gösteremem. Herkes gibi eksiğim, kulum, hatalarım var. Kusurlu bir insanım. Ama ilmimiz de var, eğitimimiz de var. Topluma örnek olunması gereken şeyler nedir onları da biliyoruz. Bu anlamda bunun bir örnek olmasını gönülden isterim. O da şudur ki yapılan bu hizmetlerin, yani vatandaşa verilen sağlık hizmetlerinin, doktorların, hemşirelerin, araştırmacıların, sağlık sektöründe çalışan, hizmet verenlerin her birine ne özlük hakları, ne maaşları, ne zamları, ne bayram maaşları, ne onların sigorta hakları vesaire her ne kadar iyileştirilirse iyileştirilsin, onlara teşekkür etmemize yeterli bir sebep gelmiyor bana. Yani ne teşekkür edersek edelim çok az geliyor. Bana deseler ki sen toplumun huzurunda bu teşekkürünü nasıl dile getirirsin? Vallahi bu, ben Numune Hastanesi'nde olduğu için söylüyorum. Başka hastaneler olsa orası için de söylerdim. Numune Hastanesi'nin bütün doktorları, hemşireleri sıraya dizilecekler. Hepsini tek tek elini öpeceksin deseler, bir saniye düşünmeden hepsinin teker teker elini öperim. Hizmetlerinin ve haklarının parayla, pulla, maaşla ödeneceğini düşünmüyorum. İçinde bulunduğumuz şartlarda, ülkenin içinde bulunduğu şartlarda, özellikle doktorlara karşı yapılan hiçbir şekilde ifade edemiyorum. Şiddete çok karşı olduğum için her doktorun elini öpebilmek, onların haklarına gönülden teşekkür edebilmek isterdim. O sebeple bunu videoya çekip yayınlamak istedim. Biraz abartılı gibi gelebilir size fakat çok samimiyim ben. Bir kere daha bütün doktorlarımıza, hemşirelerimize, beni de tedavi eden Numune Hastanesi'nin bütün ekibine gönülden teşekkür ederim. Haklarını bize helal etsinler.